IŞİD şu anda rejimle beraber çalışıyor. Yani oradaki bir Türk toprağıdır. Oraya kesinlikle... Ama bu söyledik. Daha önce biz bu konudan not alıyorduk. Suriye'ye. Tabii. Kaç sefer not alıyorduk. Yani onun için ben... O zaman yine şey, açıkçası Genelkurmay Başkanımızın bizim bakanlıktan beklentisini bilmek istedim. Belki bunu kastetmiştir. Ben bilmiyorum. Ister. Yani Hakan Bey'le konuşmuş. Yani bu kısmı söyleyeyim, daha sonra ben detayına girmedik. Şimdi ben belki bunu kastediyordur yani Suriye'ye bir nota. Belki de koordine görevidir. Yani koordine bir savaş, belli bir diplomasik şeyleri koordine ederim. Ama bir askeri zavret... Ben orada da söyledim, şimdi durum farklılaştı. İşi de dün harekatın uluslararası zemini var. Kayda diye tanımlayacağız ve kayda çerçevesinde 1373'ler falan yani onların ilgili bir şey öyle yok. Olursa zaten bizim orada bir sıkıntımız yok. Ayrıca hele şimdi iş Süleyman Şah Türbesi'ne gelince zaten ülke toprağının savunması söz konusu. Yani orada bizim o konuda bir sıkıntımız işte yok. İşte oldu andan itibaren de içeride birçok bomba patlar. İşte yani sınır kontrol altında değil. Yani gene içeride bomba bomba tabii yani onları yapacaklar. Ama bizim zaten bakın bizim bunları 3 sene önce konuşmamızı hatırlıyorum. İvedi olarak Hakan Bey'in desteklenip silah ve mühimmatı muhaliflere ulaştırmasını sağlamamız lazım. Sayın önce, Bakan'la konuşmanız lazım. İçişleri Bakanımız ve Savunma Bakanımızla. 3 sene önce dün oturup bunun konuşması lazım. Bir yere getirmeniz lazım Sayın Bakanım. Kuzey Irak'ta bir tehdit varken nasıl biz özel kuvvetleri devreye sokabildik? Orada da sokmalıydık. Yani oradaki adamları eğitmeliydik, adamları göndermeliydik. Yani neyse bunu biz yapamayız ki ben diplomasi deneyim. Ya o zaman söyledim, o tankları nasıl soktuk paşam ya? Allah aşkına siz verdiniz herhalde. Hangi? Bize bir şeyler mi? Tabii yani öyle hatta tankları nasıl soktuk? Nasıl soktuk? Özel kuvvetleri nasıl? Taburlarına ben vardım işin içinde ya. Ben gittim ya. Hiçbir şey yoktu. Hala özel kuvvet birlikleri var içeride. Ne hükümet kararı yok. Hiçbir şey yoktu. Bir emirle soktuk. Gayet açık olarak söylüyoruz. Evet. Yani ben size katılıyorum bir defa yani onu tartışmıyoruz da. Yani Suriye'nin şu anda yapabileceği farklı şeyler var. Sayın Paşam biz zaten adamların kapasitesini bildiğimiz için biz girmeyelim diyoruz. Şimdi bakın efendim. Makine kimya endüstrisi bizim Sayın Bakan'ın emrinde değil mi efendim? Efendim yani şu anda parayla Katar mühimmat arıyor. Peşi para. Ürün üretsin versinler. Sayın Bakan'ın emrinde. Burada entegre hareket edemiyoruz yani. Koordine yani, olamıyoruz. O zaman Sayın Genelkurmay Başkanı ile Sayın Bakan'ı aynı anda çağırsın Sayın Başbakanımız. Yanında konuşsun efendim. Hep beraber onun için Ferdun Bey'le biz yalvardık Başbakan'a neredeyse. Beraber bir toplanalım bu işin gidişi kötü diye. Bir de kalabalık olmasın Sayın Bakanım. Yani zaferiniz olsun Sayın Savunma Bakanı, İçişleri Bakanımız bir de Genelkurmay Başkanı. Dördünüz oturun. Bu kadar. Kimseye ihtiyaç yok. Çünkü şu anda oradaki ihtiyaç Sayın Bakanım silah ve mühimmat.
silah da değil, mühimmat. Biraz önce konuştuk. Yani biz şimdi efendim diyelim ki 1000 kişilik bir ordu kuruyoruz diyelim orada. Biz bunun asgari 6 aylık mühimmatını burada depolamadan bu adamları oradaki muharebeye sokarsak Sayın Bakanım, 2 ay sonra bu adamlar bize döner. Döndüler zaten. Döner Sayın Bakanım. Şeyden döndüler, neydi o? Evet. Çoban Bey'den döndüler. Evet efendim. Yani bu yani şu anda sadece Hakan Bey'in sırtına kalmış bir konu olmuş yani. Olacak iş değil. Yani anlayamıyoruz biz yani. Neden? O akşam hepimiz bir şeyden mutabık kalmıştık. Yani tamam işler düzenine giriyor. Bizim bu zaaflarımızı... Ertesi gün işte biz OMGK kararını yazdık. Sonra Paşanlık'ın... Bizim bu zaaflarımızı o kadar ifade ediyor ki diğer güçlerle. Askeri gereklilik, ben burayı elde edeceğim dersin. Orada bunların bulunması risk unsuru dersin. Geri çekersin. Elde edersin, oraya sağlamlaştırırsın, askerini tekrar gönderirsin. Artık kesinlikle Sayın Bakan, yani kesinlikle haklısınız. Değil mi? Ben böyle anlarım. Bakın, ama tahliye ettiğiniz anda bu bir askeri gereklilik değil, bu bir başka bir şey. Küresel ve bölgesel jeopolitikte ciddi kaymalar var. Şimdi bu daha başka yerlere de gelebilir. Bugün siz söylediğiniz başkaları da destekledi sizin bakanlığınız konusunda. Şimdi farklı bir oyuna doğru gidiyoruz. Bunları da görmemiz lazım. Şimdi IŞİD'ler, IŞİD'ler gibi şeyler, neydi belirsiz yapılar, manipülasyona kullanılmayan son derece açık yapılar. Bunlardan oluşan bir alana komşu olmak bizim için fevkalade hayati bir güvenlik riski yaratır. Ve bu içerideki işte fevkalara karşı da biz Kuzey'e girdiğimizde onların da buraları patlatma ihtimali vardı zaten. Yani bu riskleri eğer biz iyi düşünüp somut ama ama şimdi başımız dedi yani. Sayın Bakanım yani şimdi biraz önce zaten içerideyken onu konuştuk açık açık. Yani bu silahlı kuvvetler her dönemde sizlere lazım olan bir tool. Sizin gıyabınızda da başbakanın her yerde konuştuğumuzda ben bir de akademisyen şeyimleri söylüyorum. Harp power olmadan bu topraklarda olmaz. Yani, ama harp power destekse son power'a... Ama yani şimdi hakikaten silahlı kuvvetler... Güvenlik politize edildi yani şu anda. Bu Türk tarihinde böyle bir... Bakın Sayın Bakanım yani sağ olun. Sayın Başkan... Bir politika tartışması konusu haline geldi. Artık tamamen yani ülke topraklarını, sınır güvenliğimizi... işte oradaki egemen toprağımızı falan savunmakla ilgili tamamen ulusal güvenliğimizle ilgili yaptığımız konuşmalar son derece pespaye bir ucuz iç politika malzemesi haline geldi. Aynen bu durumda. Hiçbir zaman da böyle bir şey olmadı. Maalesef yani. Yani ülke güvenliğinin bu kadar zirvede olduğu bir noktada bir tane muhalefet partisi efendim size destek oluyor mu? Peki böyle bir ulusal güvenlik düşüncesi olabilir mi Sayın Bakanım? Yani biz hangi konuda bir arada olabileceğiz? Yani böyle bir ulusal güvenlik olmadığımız halde hangi konuda beraber olabileceğiz hiç? 2012 yıl, 2011'de yapmadık. 2012 yılında bile cesur kararlar almış olsaydı. 2012'de en zayıf noktadaydılar. Ya onlar çok geri dönmüştü ve içeride Libya gibiydi yani. İçeride o iniyor, o gidiyor, bu gidiyor falan ama bizi ilgilendirmiyor. Evet. Ama bazı şeyler... Fakat Sayın Bakanım bakın yani bir yanlışlık olmasın. Yani 2011'de de bizim ihtiyacımız silah ve mühimmattı. 2012'de, 13'te, bugün de. Aynı. Gene aynı noktadayız. Yani bunu mutlak surette bulup ama burayı da kurtarmamız orası, lazım. Orası o kadar çok silah ve mühimmat dedikti ki insan unsurunu biz ordu düzene sokamadığımız. 2000'e yakın tır malzeme gönderdi.